Ben Mali Genel Kurulda hep konuşmak istedim, hep onu söyledim. Mali Genel Kurulda konuşacağım, hiçbir yerde konuşmayacağım. Ama son Divan Kurulu toplantısına katılmak iste, istediğim andan itibaren Divan Kurulu'na katılacağım. işte sosyal medyada Twitter'da yazdığım andan itibaren yaşadıklarım beni artık o Mali Genel Kurula öyle e, elimi kolumu sallayarak gitmemem gerektiği konusunda uyardı. Divan Kurulu'na katılacağım dedim. Divan Kurulu tarihinde yaşanmamış şekilde divan kurulu üyelerinden başkası giremez. Aman sakın başkasını yanınıza getirmeyin diye divan kurulu üyelerine mesaj atıldı. Size de gelmiştir büyük Tabii. ihtimalle. Siz biz divan kurullarında hep eski yöneticiler divan kurulu üyesi olmayan misafirler her zaman olur bizim divan kurullarımızda. Açıktır. Çünkü divan kurulu bir istişare etti. Orada bir oylama yapılmaz, bir şey olmaz. Yapılacaksa da oylama Belki o zaman divan kurulu üyeleri dışındaki herkes çıkartılır, divan kurulu orada kalır. Gitmek istedim, bir başta alınmadı. Alınmayacağımızı sosyal medyada duyurunca bir iş karıştı. Çünkü gitmek istiyorum. E, i̇kide bir diyorsunuz ki vınladılar, kaçtılar, yoklar. E, gelelim deyince almıyorsunuz. Evet. Sonra gittik. E, Sayın Başkan, Fikret Başkan'la beraber hep beraber divan kuruluna gittik. Birinci sözü Fikret Orman'a verdiler. Başkan konuştu. Orada aslında çok da güzel de şeyler söyledi. Yapıcı da konuştu. Adresi de verdi, Mali Genel Kurulu dedi adresi. Divan kurulunda gündem biz olmayalım. Divan kurulunda başka şeyler konuşulsun, biz gündem olmayalım. Ben sadece burada olduğumu göstermek için geldim dedi ve adresini Mali Genel Kurulu'na bıraktı. Ama arkasından çok değişik işler oldu. Müsaade edin bir şey arz edeyim. Buyurun. Ee... Sayın Başkan, e, eski başkan konuşup çıktıktan sonra en son konuşmayı, toparlayıcı konuşmayı Sağın Ahmet Nurçebi yaptı. E, Mali kongrede bütün kongre üyelerimizi bekliyoruz dedi. Çok güzel iş yaptı Sayın Başkan geldi, çok iyi konuştu, sükunetle konuştu. Burası Beşiktaş'tır dedi. Yani çok olumlu konuştu. Birlik ve beraberlik söylemleri çok değerli dedi. Sayın Ahmet Nurçebi, Sayın Fikret Orman için. Yani bunları ben çok değerli gördüm. Ama tabii orada bir şeyler de mali ve idari kurulda raporu göreceğiz dedi. Kim suçluysa, kim suçluysa halledeceğiz konumuzu tamam, dedi. şimdi ben burada soruyorum size. Buyurun. KPMG dünyadaki 4-5 tane bu işteki büyük firmadan bir tanesi. Evet. Beşiktaş onunla bir sözleşme imzalıyor. Rakamını 600 bin lira diye duydum. Doğru mu değil mi bilmiyorum. 600 bin liraya bir sözleşme imzalıyor. Bir denetleme yapılacak. Denetleme, işte Beşiktaş kulübü taahhütü 600 bin lirayı 2 ayda 3 ayda ödemekse onların da taahhütü 3 ayda 5 ayda sözleşmede ne yazıyorsa bilmiyorum. Çünkü o sözleşmeyi istiyorum da ama vermiyorlar. Birkaç ayda raporu getirip sunmak. Hı, Doğru ya. mu? E şimdi KPMG'nin bakıyorum ben dünya çeşitliliklerindeki futbol takımlarının bütün denetlemeleri yapılıyor. KPMG şirket denetlemelerini yapıyor, raporlarını hazırlıyor. Yaklaşık 3 yıldır bizim bu rapor hazırlanamıyor. Ve sürekli böyle bir demokrasi kılıcı gibi rapor çıkacak. O zaman konuşacağız. Sayın Başkan ben bile görmedim dedi Şimdi rapor. Sayın Başkan ben bile görmedim diyor. KPMG bir mailde Mart ayında çalışmamızı tamamladık diye ve cevabı mail yazmış bir divan kurulu üyemize. Ee, görmedim. Peki niye sormuyorsunuz bugüne kadar niye yok? Yani 25'inde mi? 26'sında genel kurulumuz var değil mi? Tabii. 26'sında mı göreceğiz onu yani? Orada birdenbire mi karşımıza çıkacak? Yani bu, bu şimdi bu yönetimin tasarrufu diye değerlendirilemez mi? Yönetimin böyle bir tasarrufu olamaz ki orada. Peki Fikret bir şey dedi, kasada duruyor dedi, orada dedi. Ben almadım, götürmedim. O, o bir önceki Önsiyak rapordan bahsediyor. Hı. Yıldırım Demirören dönemiyle ilgili yapılan Beşiktaş Kulübü'nün yaptırdığı... O açıklandı mı? Hayır, açıklamadılar. O da duruyor. Açıklanmalı. Duruyor, açıklasınlar. Yani ya da istesinler firmadan. Sonuçta Beşiktaş yönetimi onlar, ben değilim yani. Buyurun hocam. Tabii e... Öncelikle şunu söyleyeyim Şafak Yani Bey. ben haksız mıyım bilmiyorum. En azından bir 15-20 gün önce görelim de varsa bir şey biz de cevap verebilirdik. Evet. Ben çünkü onların gördüğünü biliyorum. Yani o kadar da saf ve bilgisiz iyi, ilişkileri sıfır olan insanlar değiliz. Biliyorum o rapor gidiyor. Efendim burası böyle değil. Bakın böyle değil. Bir belge sunulup o rapor geri tekrar gidiyor. O belgeye göre tekrar düzeliyor. Bir daha geliyor. Olmamış denip tekrar gidiyor. Yani ben bunu çok iyi biliyorum. KPMG 3 yılda bir rapor vermez mi? Pandemi evet. vesaire ne olursa olsun bir de pandemiyle ne alakası var yani evrak üzerinde yapılan bir değerlendirme bu rapor. Şimdi Sayın Süleyman Sebadan sonra Beşiktaş'ta yönetim zihniyetinde büyük bir değişiklik oldu ve hala o değişiklik bana göre devam etmeye çalışılıyor. Beşiktaş'ın geleneksel yapısından ziyade biraz daha e, endüstriyel anlamda yönetim mekanizması ortaya çıktı. Daha boşlanmaya yönelik bir yapı ortaya çıktı. Yatırımdan ziyade daha popülist bir transferlerle süreci götürmek, o Beşiktaş'ın geleneksel altyapı programları olsun, düşük maliyetli transferler olsun, onlar terk edilerek e, gelinen nokta şu ana kadar 4.4 milyar borca kadar geldi. Siz de o süreci yöneten e, yönetimlerin içinde yer aldınız. Hı hı. E, tabii o yönetimlerin içinde bir takım kararlar alınıyor, bir takım e, imzalar atılıyor. Şimdi bunlar yapıldığı zaman da, e, sorumluluk sahibi olması lazım ve genel kurulun bunun hesabını sorması lazım. Doğru. Bunlar da maalesef bir şekilde gerçekleşmiyor. Nasıl bir e, düzen işliyorsa orada. Tabii Beşiktaş camiası bunda zarar geliyor. Şimdi bilemiyorum e, Sayın Çebi 2012'de sizin listenizde vardı değil mi? 2012'deki Fikret Orman Tabii. listesine girdi. E, siz bir kendisine teklif ettiniz. Birimi önerdi. Size nasıl sizin listenize girdi Sayın Çebi 2012 yılında. Ben 2012'de yoktum. Ben 2016'da seçildim. 2012'de eee ki listeye beraber belediye başkanla beraber yola çıktılar. Zaten de e, son ayrıldığı döneme kadar yani 6 ay bir sene bir ayrılık yaşadı. Sonra başkan olarak geri geldi. E, hep de beraberdik yani. Ya yani Fikret ben, Bey kendisi evet, aldı listeyi. Evet. Devam ettiler evet, öyle. Evet. Evet. 2016'da da ben onlara dahil oldum. 3-4 tane konu var. Çok fazla da böyle kamuoyunun içinde dönen konular ama bir türlü de cevabı bulunmadı bunlarda. Bunlardan biri Sorun abi. Fikret Orman döneminde tabi olan konular. Sizi de bağladığı için o döneme ait sorular sormak istiyorum. Bir Fulya davasında bir hakim heyeti kuruldu. Evet. Bir, bir hakem heyeti kurulup Beşiktaş'ı temsil eden bir kişi vardı. O Musman vardı. Bir de kar aşçı olduğunu temsil eden bir grup. Ve orada bir karar çıktı. Beşiktaş'ı temsil eden kişi Beşiktaş aleyhine karar verdi. Ombusman hatta Beşiktaş aleyhine verirken ikiye bir Beşiktaş o süreçten e, ma, yani daha, tabiri caizse alacağını alamadan ayrılmak zorunda kaldı. Doğru. Peki Fikret Orman nasıl yönetti bunu? Kim Kimi görevlendirdi? Kim orada e, bu kararı verdi? Ya da yönetim nasıl bir süreç izledi ben, orada? Ben 2016'da kulübe yönetici olduğumda ilk hukuktan sorumlu yönetici olarak girdiğim zaman bu dava hukuk yani kulübün hukuk departmanının dışında e, Ahmet Başkan'ın bizzat yönettiği ikinci başkan olarak bizzat yönettiği Ahmet Nurçebil Evet e, yani kendisi de herhalde inkar etmeyecektir. Kendisinin bizzat yönettiği e, ve dışarıdan avukatlarla kend, yönettiği bir dava idi. Dolayısıyla ben o davanın hiçbir tarafında ne avukat olarak ne yönetici olarak e, hiç yer almadım. Zaten de yönetici olduğum zaman bu dediğiniz süreçler yaşanmış, artık e, yüksek yargı yolları vesaireler deneniyordu. Dolayısıyla ben o davayla ilgili hiçbir ahkam kesmem, yorum yapmam söz konusu değil ama şirket ormanın tutuş modeli genelde e, işi birisine yöneticisine refer etmektir. önem değerine ve konusuna göre. Ben de mesela kulüpte yönetici değil kulübe avukatlık hizmeti verirken Ahmet Bey'le muhatap oluyordum. Yani onunla yürütün diyordu işi. İkinci başkan Ahmet Nur Çebi genelde hukuk işleriyle ilgileniyordu. Onunla birebir götürüyordum işlerimi. Hep yani çünkü kulüp başkanını her zaman bulamıyorsunuz. Onun gündemi, açılışı vesairesi daha yoğun oluyor. İkinci başkanla beraber yürütüyordum. O davada onun bizzat yürüttüğü bir davaydı. Dolayısıyla Fulya davası ile ilgili verilecek bütün cevapları, sorulacak bütün soruların muhatabı Eh, Ahmet çebi de sayın başkandır. Kendisi de bunu inkar etmeyecektir. Yani ben bile isteye kulübe zararlar attığını vesaire düşünmüyorum. Elinden geleni de yaptığını düşünüyorum ama yani Türkiye'de hukuk sistemi her zaman doğru işliyor diyemeyeceğim maalesef. Orada biraz Beşiktaş'ın mağduriyetleri var. Ama ben de sizin gibi işin şey tarafındayım. Yani merak edeni, e, takip edeni o tarafındayım. Hiç o işin değil. içinde olmadım. Yani herkes zaten burada Beşiktaş'ın çıkarları üzerine... Kafa yoruyor, ona göre değerleniyor. Evet. Peki Tabii. sizin bir mahkeme olayınız oldu, yanılmıyorsam bu çatı faturasıyla evet. ilgiliydi. Orada bir aslında çatının yapılmış olduğu bir firma yüklenici firma çatıyı yaptı. Fakat evet. ondan sonra ortaya bir çatı faturası çıktı. 300 bin dolarlık yanılmıyorsam o civarında. O, e, o dönemin parası 300 bin dolar. Evet, o dönemin parası. Belki 300, daha fazla yani bilmiyorum. Yani 300 bin dolarlık ve bu 600 bin TL artık adet. Niye istinaden kesildi? O firma daha sonra yok oldu. Siz de mahkemelik oldunuz bu süreçte. Mahkemeyi kazandınız yanılmıyorsam. Evet. O süreci bize anlatır mısın? Neden mahkemeye gidildi? O fatura neden kesildi? Böyle bir iş gerçekten oldu mu olmadı Şimdi mı? Ben tam olarak derdimi atabilmek için bütün icra kurulu kararlarını, bulabildiğim icra kurulu kararlarını aldım geldim. Bu neyi gösterecek? Bunları size bırakacağım. Sizin daha sonra yorumlayabilip halkı da aydınlatmanız için Burada Beşiktaş Kulübü'nün işte 8500 liraya güvenlik elemanı almasından tutun. 380 bin dolara işte Beşiktaş TV HD yayına geçirmesi. Evet var gündemde. Vesaire gibi bir sürü yani yaptığı en ufacık şey transfer hariç. Yani transfer bedellerinin ödenmesi vesairesi futbol şubesi hariç idari işleyişin tamamı icra kurulu kararlara döndüğünün göstergesi icra kurulu kararları burada. Bu da icra kurulu kararlarının gönderildiği mail listesi. İşte dün yapılan icra kurulu toplantısında alınan kararlar bir Ahmet Nurçe, bir Ahmet Türkmez, bir Berkacı Güzeller. Ben de en sondayım listenin. Evet. Şimdi ben icra kuruluna yönetici olduktan hemen sonra icra kurulu kuruldu. İcra kuruluna da girdim. Hukukçu olduğum için. Ve uzun zaman icra kurulu üyeliği yaptım. Ahmet Başkan'la çalıştık. Böyle bir şey hiç görmedim, duymadım. Böyle bir faturadan çatı danışmanlık hizmeti aldığımızdan benim haberim yok. Daha sonra bunu öğrendim. Yine sustum. Dedim ki olan olmuş kimseye hiçbir şeyin faydası yok. E, fakat baktım ki susmuyorlar. Baktım ki durmuyorlar. Sürekli üzerimizde bir algı, sürekli bir itibarsızlaştırma. Yani sürekli basamak olarak bizim itibarımız kullanılıyor. O zaman dedim ki bir dakika siz de bu çatı faturasını bir açıklayın bakalım bu neymiş. Çünkü çatı faturasını kesildiği firmaya baktığım zaman işte referansları Kaptan Demirçelik vesaire. Adam eski olanın çalışanı kendine yeni firma kurmuş. Bunlar kendi web sitelerinde gözüküyor. Ve bunu bu iddia ile sürdüm. İki tane iddia ile sürdüm. Davanın konusu onlar. Çatı faturası ve e, Ali ikinci prim konusu. Twitter'da hala daha duruyor onlarda kaldırmadım. Onunla ilgili bir dava açıldı. Mahkeme kararı da buyurun burada. İstiyorsanız yayınlayın, istiyorsanız yayınlamayın. Ama gerekçesinde bir yer var. Bunu okuyacağım. Davalının tüm bu gerçek gerekçelerle ve bilgi ve belgeler doğrultusunda yazdığı yazılar hakaret kastı taşımayıp olup yazılan yazının, burası çok önemli, gündemde ve görünür gerçeğe uygun olduğu diyor ve bu nedenle davayı reddediyor. Onların açtı davayı. Görünen gerçeğe uygun olduğu ne demek? Adamın yazdığı yazılar doğru demek. Doğru yanlış mı anlıyorum ben yani? Yok hukukçu bu... tabii. tabi. yok evet. çok öz Türkçe yazmışlar. Evet. E çıkıp bunu kimse açıklamıyor. Ya şimdi bu önemsiz bir şey mi? Bir sebebi olabilir. Bakın Beşiktaş kulübü gibi Galatasaray gibi Fenerbahçe kulübü gibi kulüplerde bir sebebi olabilir. Yani o para aslında çatı danışmanlığı değildir ama Beşiktaş'ın menfaat için ödenmesi gereken bir paradır. Böyle örtülü ödenek yaratılabilir. Bir şey olabilir. Bir sebebi olabilir. Bakın hiç bilmiyorum. Ama benim duyduğum bildiğim işte i̇şte bir kur farkından bir alacak oldu. O da bu şekilde tahsil edildi. Bunun da muhatabı Namet Nurçebi oldu. Bana bunu veren bunu söyleyerek verdi. Dolayısıyla ben de bunu orada söyledim. Evet. Böyle bir durum var. Çıkın açıklayın başkan dedim. İkinci primi de size ben... verildiğini söylediler. Onu da çıkın açıklayın. Peki yani. o ikinci prime girelim. Onun bir hazır oraya buyurun, girmiş buyurun, buyurun. benim sorularımdan biri. Buyurun. O nasıl oldu? Yani ikinci prim diye bir çok fazla sosyal medyada döndü bu olay. Ali Naili Bey'in aldığı herhalde yanılmıyorsam. Naili. Naili. Bey. şöyle yani benle ilgili soracağın sorulara nefis cevap vereyim. Ben de burada sizin gibi soruyorum. İkinci pili Ali Naili almış mı? Almış. İddia şu ki Ali Naili alıp onu e, Ahmet Bey'e verdi. Her ay. Her aldığı primde. ikinci aldığı primi Ahmet Bey verdi. Ama o ne yapmış? Ne için almış? Vermiş Neden biraz... alınıyor peki? Yani Bilmiyorum. futbolcuların emek verdiği, ter döktüğü ve karşılığında prim alma hakkı çok doğaldır. Futbolcu ve teknik direktör alır bunu. Çünkü sözleşmesinde de vardır, evet. şeylerde de var. Fakat yönetici neden bu primi alıyor? Yani yöneticinin alma karşılığı nedir bir, burada? bir Ben çünkü yok. dünyanın hiçbirinde kendim kendimde çalışırken yönetici derken yani kulüp yöneticilerinin böyle bir şey almasından müteakip soruyorum ben. Ha, Vallahi benden soruyu sordum ama ona bir, evrak olmalı, evrak olmadı mı konuşamayız? Bir açıklayıcı bir cevap alamadım. Işte bir da, evrak, evrak şu. Arada, evet, evrak, evrak ben... yok. Bir de şöyle bir şey söyleyelim değerli arkadaşlar. Şimdi biz e, sizin geleceğinizi şey yaptığımızda, konuştuğumuzda, sizin de bizi kabul ettiğinizde, biz e, kulübe telefon edip geleceğinizi bildirdik ve dedik ki arkadaşlar böyle böyle e, eski yönetici arkadaşımız. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, Sayın Yazıcıoğlu geliyor. Arzu ederseniz bize bir temsilci gönderin ya da bir sorular gönderin. Kulübün bize olan cevabı biz 25'inde zaten genel kurulda mali genel kurulda beraber olacağız. Gereği de yok şimdilik dediler. Ben şimdi biraz kendimi atmak istiyorum. Buyurun. Ben ben de divan kurulundan beri davet ediyorum. Buyurun. Beşiktaş TV'ye gidelim. Ne bileyim Aspora Spor'a gidelim, Tele1'e gidelim, bir yere gidelim, bir yerde bunu. O mali genel kuruldan evvel oturalım konuşalım. İddiaları var işte o gün Divan Kurulu'nda çıkıp mesela bir 11 daire konusunu ortaya atıyorlar. Evet, neymiş o... bu 11 daire konusu? Bir onu anlayalım. Bizimle alakalı sürekli bir algı yaratmaya çalışıyorlar. Neymiş bunlar bir söyleyin, biz de bilelim. Peki Fikret ee, Bey neden bunlara cevap vermedi hiç? Mali genel Kurulu'na cevap verecek peki? Evet. E, Oğlum, tamam. Çünkü... çünkü herkes bekliyor dedi. Öyle değil mi? Devam evet. kurulunda herkes e, bekliyor. E, e. Şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, dediğiniz gibi tabii Fikret Bey'in farklı bir konumu var. Şimdi Beşiktaş, siz icra kurulunda olduğunuz için bunları size yöneltmek istiyoruz. Beşiktaş taş TV 350 bin euroya şey oldu eşde oldu evet. ve ondan sonra elden çıktı. Evet. Doğru mu? Doğru. Ee, kapatıldı. Evet. Şey e, daha ne, doğrusu şöyle. Neye istinaden kapatıldı e, o? yine yönetim kurulu ve icra kurulu kararı şeye tasarruf tedbirleri de olsa çünkü ciddi zarar ediyordu yani. Hmm. O şey uydudan çıktı. Kapatılmadı Beşiktaş evet. gibi. dijital platforma, platforma, platforma geçti. Bana göre tamam. doğru da bir karardı. Yani o alınan işte malzemeler vesaireler sonuçta çöp olmadı. Yine kullanılıyor her şey. Ama uydudan çıktı çünkü çok ciddi bir bedel ödeniyordu. Beşiktaş'ın da durumu ortadaydı. Tasarruf tedbirleri doğrultusunda yönetim kurulu kararıyla dijital platforma geçti. Anladım. İsterseniz şu daireleri bize anlatın. Şimdi bakın size bir icra kurulu kararı. 26.01.2017 Portföyümüzde yer alan partner çeklerinin gayrimenkul alımında değerlendirilmesine yönelik olarak DKY firmasının DKY 10 projesindeki teklifinin değerlendirmeye alınması. İcra kurulu kararıyla biz bu DKY firmasından daire almaya karar vermişiz. Yıldırım Demirören döneminden kalma bir barter çekleri var kulüpte. Birkaç evet. milyonluk. Hiçbir türlü kullanamıyoruz. Hiçbir yere Beşiktaş Belediyesi'ne borçlarımıza karşı vermeye çalıştık. Olmadı. Onu yapmaya çalıştık. Bunu kullanamadık. Sonra Hücre Kurulu Başkanımız Sayın Başkan dedi ki ya böyle böyle bir firma bunları kabul ediyor. Bir bu konuda çalışalım. Hay hay tabii ki herkes ben de çok sevinerek çalışalım. Nedir? önümüzde bir 5 milyon parayı kurtarmak için belki bir 5 milyon daha da para vermemiz gerekecek. Yani en azından 5'imizi kurtarıyoruz. Elimizde de 10 milyonluk bir mal olacak. Yarın satarız mı? Oradaki değil. iddiayı şöyle söylemek isterim. Ee, hacizliymiş. Şimdi abi şöyle bak. Buyurun. Şimdi siz de belki daire aldınız projelerden. Ne tamam projeden daireyi alıyorken şu anda hala daha da usul böyledir. Kat satış bazı sözleşmesiyle alırsınız proje biter. Önce daireyi teslim ederler. Arkasından isken alındıktan sonra tapusunu teslim ederler. Bu arada da Türkiye'de bu sistemde bir sakatlık var. Firmalar batar, eder vesaire. Bunlarla da uğraşma durumu ortaya çıkabilir. Ama biz aldığımızda devam eden bir inşaat, işinin başında bir müteahhit firma ki hala daha öyle devam eden bir firma bu batmadı. Orada duruyor. Ee, daire aldık. Daireleri teslim aldık. Başkan o gün dili suçtuk genel kurul şeyde divan kurulunda. Tapularını aldık. Tapuların değil dairelere teslim aldık. E, bu firmanın dışarıya olan borçlarından dolayı da üzerine haciz geldiğini söylüyorlar ki onlar biz daireleri aldık. Borçlarını ödedik. Bartır çeklerini değerlendirdik. İşi yine yapan, yürüten, firmayı bulan icra kurulu başkanımız Ahmet Nur Çebi'ydi. DKI 10 firmasını ben tanımıyorum. 2017 yılında DKI 10 firmasını bulan eden Ahmet Nur Bir tırnak içinde bir şey söyleyeyim. Sayın Başkan bunu da vurguladı ve dedi ki e, ben de görmedim evrakları dedi e, bu konuyu e, soruşturmayı dedi ki açalım orada görelim biz de suçluysak biz de bu konuyla değil. ilgili ilgili bir şey demedi. Her şeye dedi bütün hepsine konuştu. Ama şimdi böyle ortaya bir şey yani bize şimdi birisi çıkıyor diyor ki siz diyor cepte para yokken Gittiniz daire aldınız diyor. Bize ne çıkar sağladığınızda bu daireyi aldığınızı demeye getiriyor. Genel sekreteri. Ben de diyorum ki o daireleri biri aldıysa bu kulüpte bu işi operasyonu yürüten Ahmet Nurçebilir. Çıksın az, anlatsın. Ben o icra kurulunda üyedim. Buyurun icra kurulu kararı burada. Evet. İcra kurulu başkanının haberi mi yoktu? Evet. onu aldık. Yani bir sorumluluk varsa da hep beraber sorumluluğu paylaşalım. Niye bize sürekli yükleniyor bu iş? Buyurun. Adam genel sekreter o da onun başkanı. Aslında konuşurum ben. Tabii buyurun. DKY firmasıyla Kaptan Demir Çelik arasındaki ilişkiyi de konuşurum. Aynen onu soracaktım yerde. ben. Yani DKY firmasının ha, açılımı yani ne? firmasına belki Kaptan Demir Çelik demir satmıştır bilmiyorum. Acaba parasını alamıyordu da bizim üstü dediğimiz paradan mı tasdatını yaptı bilmiyorum. Satmadıysa satmadım desin. 2017'de var mı? Alışverişleri yok mu? Baksınlar. Araştırsınlar. Genel Sekreter Mesut Bey kürsüye çıkıp çok güzel söylüyor da. Bu DKE 10 firmasından daire alınmasıyla ilgili. Şu anda bu 11 daire Beşiktaş'ın üstünde mi görünüyor? Şimdi şöyle sözleşmesi Beşiktaş'ın üstünde. Ya benim kendi başımda da var. Garanti Koza İnşaat'tan gittim kendime daire aldım. Çocuklarıma yatırım olsun diye bir artı bir bir daire. Daireyi teslim ettiler. Tapusunu teslim almak yüzlerce haciz var. Ama Yargıtay'ın kararları var. Ben daireyi satış vaadiyle aldığım tarihte üstünde haciz vesaire hiçbir şey yoksa temizleyip kaldırıp Evet. Mahkeme temiz bir şekilde daireyi veriyor. Çünkü çok insan bundan dolayı mağdur olduğu için artık bu konuda hukuk mağdur olandan yana tavır koyuyor. E bu da biz borcu ödedik, arkasından yönetimden ayrıldık. E bunu temizleyip dairelerin tapusunu almak da şu anda onlara kaldı. Ama şu anda kulübün kasasında 11 daireyle ilgili bir evrak var. Var olmaz olur mu? Tamam. Sözleşmesi, satışması her şeyi var. Tamam. Her şeyi var ama de de tekrar tekrar söylüyorum anlamıyorum. Biri genel sekreter biri kulüp başkanı. Adam ısrarla 11 daire diyor. Ben de hmm. diyorum ki buyurun icra kurulu kararı ya buyurun. Bu yok mu sizde? Kulüpte yok mu bu icra kurulu kararı? Bende var. Onda da vardır yani benim mailimde durduğuna göre. Tabii. Onda da vardır. Buyurun bu icra kurulu kararını gönderildiğime mail kişiler evet. haberim yok diyemez. Dolayısıyla bir sorun bakalım başkanınıza ya bu başkan bu nedir diye. Sizin Twitter'da çok kullandığınız bir olay vardı. Çok da Herkesin de bilgisi var o konuda. Elden 2 milyon lira bir para verildi. Makbuz karşılığı mı, nedir? Bir ki... defa Şafak Mahmut Yazıcıoğlu Makbuz kesmedi, fatura kesmedi. Hiçbir şey yapmadı. Ama hemen öncesinde bir şey sormak istiyorum. Ben avukatım. Mesleğimde hukukçuluk. Hizmet vererek para kazanıyorum. Diyelim kestim. Diyelim ki Profesyonel anlamda işim benim ayrı kardeşim dedim. Diyelim ki kestim. Öyle bir şey yapmadım ama diyelim ki kestim. Şimdi benim günahım demir satmamak mı? Demir tüccarı kulübün ikinci başkanı olarak kulübe demiri satıyor. Faturayı kesiyor. Parayı alıyor. Bununla ilgili hiçbir yaygara yok. Ben avukatım. Fatura kesmiyorum. Para almıyorum. Hiçbir menfaatim yok. Bitmek bilmeyen bir yaygara var. Diyor ki o gün divan kurulunda bir abi çıktı. Ben divan kurulunun sonuna kadar orada oturdum, izledim. Gitmedim yani. Başkanı yolcu ettim. Tekrar geri döndüm, izledim. Bir abi çıktı. Sen dedi ne hesabı soracaksın? Önce bu 2 milyonun hesabını ver dedi. Çok güzel. Ben 2 milyonun hesabını İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişlerine verdim. Geldiler denetlediler. Kulübün denetleme kuruluna verdim. Cumhuriyet Savcılığına verdim. Hepsinde usulsüzlük olmadığıyla alakalı sonuca varıldı. Yetmedi. Bu böyle olmaz ben bunu kaboyuna hesabını vermeliyim dedim. Kendimi sorumlu hissettim. Yöneticiyken kulübün basın toplantı odasına Atilla Türker dahil olmak üzere bütün gazetecileri davet ettim. Sorun arkadaş dedim. 2 milyonun astarını astarını şusunu busunu benim cebime giren 1 TL para yok. Hatta hatta kestiğim faturanın KDV'sini de cebimde ödemişim. O da... E, Peki nedir bu 2 milyon lira? Şimdi ben onunla ilgili bir taahhütte bulundum. O Dolayısıyla ben orada bir şey söyledim. Dedim ki ben mali genel kurulda bunu söyleyeceğim. Eğer çıkıp çok basit bir şey söyleyeyim ya bir bir gün Ahmet Başkan odasına girdim ikinci başkan olduğu dönem dedim ki bak başkanım bu 2 milyonluk makbuz fatura vesairesi konusunu siz çok iyi biliyorsunuz. Bunu sizin köpürttüğünüzü sizin haber yaptırdığınızı bana söylüyor sürekli birileri dedim. Ya öyle şey mi olur dedi senle de beni karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar dedi. Aç dedi telefon şimdi buradan dedi Fatih Doğan'a sor bakayım dedi Fatih Doğan bana bu konuyu sordu ona ne demişim ben dedi. Peki dedim ben de aradım telefonu Fatih Doğan'ı. Fatih Doğan da yaşıyor. İstiyorsanız arayıp sorabilirsiniz. İsmi geçtiği için bağlanabilir. Fatih Doğan dedim ki Fatih abi böyle böyle bir soru sormuşsun Ahmet Başkan'a. O da sana bir cevap vermiş. Ne cevap verdiğini öğrenebilir miyim dedim. O da bana dedi ki evet doğru dedi başkan dedi. Ona bu soruyu sordum. O da bana bu işte bu çocuğun 1 lira menfaati yok. Birazcık e, kurban olduğu üstüne gidiyorlar dedi dedi. Yani senin bu işte bir karın, menfaatin olmadığı gibi mağdur olduğunu söyledi bana dedi. Şimdi ben de sonra e, yine isim vererek konuşacağım. Ben çekinecek hiçbir şeyim yok. Bir başka basın mensupları ile Ahmet Başkan arasındaki toplantı esnasında bir yemekli toplantı esnasında yine bu konu açılıyor. Orada da aynısını söylüyor. Mesela Fırat Güneyer, TRT Spor Müdürü, belki resmi bile bir kanal. Ona da aynısını söylüyor. Bu çocuğun bu işte bir lira menfaati yok. E bu sizin için bir avantaj sayın ama başkanım. Avantaj ama avantaj ama şunu anlatmaya çalışıyorum. Bana onu orada söyleyeceğine çıksan kürsüye desen ki ben bunu araştırdım. Bu işte bu arkadaşımızın gerçekten hiç menfaati yok. Boş yere üzerine gidiliyor dese benim itibarımı bana iade etse ben kapatıp ağzımı susacağım. Ama bunu demedikleri takdirde ben bildiğim her şeyi anlatacağım o mali genel kurulda. Emre Koca da çok iyi biliyor. Bakın telefonda yanında bir fotoğraf getirdim. Burada çok düşündüm. Evet. Vereyim mi, vermeyeyim mi, vereyim mi, vermeyeyim mi? Bir şey dedi. yapmayalım. Şimdi Biz... ben kulübe veya hiç kimseye zarar vermek istemiyorum. Bra, Emre da çok Tabii. iyi biliyor ne olduğunu. Tabii. Çıksın, Peki. çıksın. Benim itibarımı, bu konuyla alakam olmadığını, 1 lira menfaatim olmadığını söylesinler. Ondan sonra sonların bileceği iş benim için konu kapanır. Ama söylemedikleri takdirde ne oldu, ne bitti, sonu nereye giderse gitsin. Ben mali genel kurulda, kürsüde bu işi söyleyeceğim. Biraz da süratleniyoruz. Saate bakıyorum. Tamam. Gözüm saatte. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Çok özür dilerim size tekrar vereceğim. Sayın Başkan, divan toplantısına geldi, konuştu, birinci sırada konuştu ve gitti. Sizce bu gitmesi uygun muydu? Ya şöyle, bana göre birinci sırada konuşması uygun değildi. Birinci sırada konuşmayla alakalı kararı kendi vermediği için birazcık da acemilik mi edilmiş oldu? Biz mi acemilik ettik? Onu bilmiyorum ama yani. Son sırada çıkıp konuşmuş olsaydı, herkes Etik soracağını olan sorsaydı, o da madem öyle merak edilenleri en azından şu, ya biraz cevap ama o eğer o konuşmayı yapıp çıkıp gitmeseydi, evet. Bu sefer divan kurulunun gündemi fikret ormanın e, tamamen fikret orman olacaktı. Ama böyle bir yüzleşmeye de ihtiyaç yok i̇şte mu? Mali genel kurulda yapalım bunu, yüzleşelim İbrat Çünkü fikret ormanla olsun. ilgili herkesin kafasının arkasında ciddi şekilde soru şahitleri var. E yani hani böyle efendim, böyle bir yüzleşmeye de Beşiktaş camiasının ihtiyacı ben var. ben söylüyorum bakın burada yanımda bir tomar evrak getirdim. Hepsi algı. Ondan haberim yok, bundan haberim yok, şundan haberim yok. Evet. Burada buyurun bunları bırakıp gidiyorum. Ama işte o yüzden de siz de Fikret Bey de çıkıp bunların hepsine bir şekilde cevap vermek gerekiyor. Ama ben her yere çıkıp her zaman cevap veriyorum. Twitter'da sohbet odalarına çağırıyorlar. Bin kişi içine giriyorum ki orası nasıl bir mecra <laughs> sizi biliyorsunuz. Herkesi sorar, her şeyi bir sorar. şey soracağım. Ee, her yere çıkıyorum. Şafak hani, Bey, Onu da boş verin. Hodri Meydan buyurun beraber çıkalım, oturalım, konuşalım diyorum. Herkes izlesin. Kurun bir tane platform. Evet. Beşiktaş TV'de 5 beş i̇şte saat boyunca hesap sorayım sorun bana ben onu, de vereyim. Onu tekrarladık biliyorsunuz söyledik. Ee, Buraya da ben davet ettim. Evet, Siz de biliyorsunuz evet, gelmediler. Evet. Dedik ama şöyle bir mazeret var. Onu da söylemeden geçemeyeceğiz. Kendileri burada yok. Haklarını korumak durumundayız. Şöyle şu anlamda yanlış anlamayınız. Sizi haksız görmek açısından değil. Ama şöyle bir olay var. 25'inde nasılsa beraberiz diyorlar kol kırılır, yen içinde kalır diyorlar. Şimdi çok buna güzel bir şey ama, diyemeyeceğiz. Çok güzel ama ben de diyorum ki 25'inde Mali Genel Kurul var. Onlar Mali Genel Kurulu yönetecekler. Yani onlar çıkacak 5 saat konuşacak. Boş verin 3 saatini, 5 saatini. Aynı dakika konuştuğumuz düşünelim. Çok basit bir şey söyleyeceğim size. O gün divan kurulundaydınız. Fikret Bey konuşurken iki yandaki ekranda Fikret Bey'in konuşması verildi mi? Hayır. Verilmedi. Mesut konuşurken verildi mi? Verildi. Verildi. Peki Fikret Bey'in konuşması Beşiktaş'ın YouTube kanalında var mı? Yok. Mesut Bey'in konuşması YouTube kanalında var mı? İftiralarla dolu. Var. Nerede adalet? Şimdi ben onların adaletine güveneceğim. O gün oraya gideceğim. İki son, tane evladıma itibar bırakacağım ben. Benim kimse tabii. umurumda değil. Son üç dakikamız. Ben tamam. iki tane şey sormak istiyorum. Hemen peş peşe. Üç bir, dakikamız var hocam. Tamam. Ee, bir. Çabuk geçti. E, evet, Şafak dolusunuz. Bey. Dolusunuz. Dolusunuz tabii. Beşiktaş yönetiminin içinden bir takım evraklar basında dolaşıyor. Nasıl bu kadar çabuk çıkabiliyor? Yani bir Bizim korunması... dönemde çıkıyordu. Şu anda çıkmıyor. Neden belki böyle, böyle? Bu, bu evraklar niye böyle dolaşıyor? Nereden çıkıyor? Korunması gerekmiyor mu? Beşiktaş kulübünün mi değil mi bunlar? Ben onu da söyledim. Denetleme kurulunun içindeki o zaman şimdi yönetim kurulundaki bir takım arkadaşların bu evrakları sızdırdıkları da. Ya bu evrağı sızdıran yarın geliyor bana söylüyor. Menfaat için yapıyor bunu bu insanlar. İşte çağırdığımız Atilla Türkeli geleydi buraya. Nereden aldığını söyleyeydi. Ben gazeteciyim kaynağımı açıklamam. Ergenekon soruşturması değil ki bu. Neyin kaynağını açıklamayacaksın? Bir evrak sızıyor. Nereden sızdığı belli. Her şeyi belli. Bir saç çok uzun zaman biz yönetimdeyken algıyla işte paralar nerede vesaire algı yaparak sürekli bir böyle bir garip garip algılar yaratarak götürdüler. Şimdi de 3 sene oldu halen daha. Eşte efendim eski yönetim öyle, eski yönetim böyle. 3 sene oldu. En son artık benim için bardağı atışılan nokta dediler ki onlar, başkan söyledi, onlar vın turizm, ben varan turizmim dedi. Hadi buyurun ben vın turizm değilim, buradayım Sayın Başkan. Şimdi Sayın Başkan da... Gönderin e, genel sekreterinizi, ben onu çok mert biri biliyordum. Şimdi Sayın Başkan, başkan da burada oturup şöyle konuşalım. bir şey söyleyelim. Tabii o da elini taşın altına koydu, çok kolay değildi e, aldığı... Ee, tabii ki siz de devraldınız. Ee, Sayın Başkan da, Fikret Orman Başkan da söylemişti. Dedi ki ben de dedi Sayın e, Yıldırım Demirören'den böyle aldım, böyle devrettim. Ee, 4 arada, milyar 400 milyon, 500 milyonluk. Arada bir fark var. Başkan Yıldırım Demirören'den aldı doğru. Ama Ahmet Bey kimseler almadı. Zaten 7,5 senenin 6,5 senesinde şimdi, var. İkinci başkan olarak var. Ve ama bütün paranın başındaki işte, aktör olarak var. Şimdi Abi benim yok deme hakkı şöyle, olan tek şöyle, son insan. Şöyle bir şey söyleyelim. Buyurun ee, bu da ıspatlı delili. Ben tamam. belgesiz konuşmuyorum. Bunu bırakıyorum. Evet. Bunu da bırakıyorum. Tamam, alıyoruz Nasıl onlarda? haberi yokmuş yani? Ee, arzu edenlere veriyoruz. Şöyle bir şey arz edeyim. Şimdi e, tabii milyonlarca lira para harcıyorsunuz. Kolay değil. Geliyorsunuz bir iğneli fıçının içine giriyorsunuz. Sayın Başkan da elinden geldiği kadar her şeyi yapmaya çalıştı. Ve Beşiktaş'ın bütün amacınız Beşiktaş'ın ileriye gitmesi, torunlarınıza kadar ulaşması başarılar içinde. Onun için çok yapıcı konuşmalarınız var. Tabii ki kendinizi savundunuz. Tabii ki kendinizi mecbur, mecbur bel belirli. Kaldım. Tabii ki çok güzel bir şey söylediniz. Çocuklarıma ve torunlarıma bir şey bırakacağım, miras bırakacağım. Size sorduğum soruyu siz cevap verdiniz. Nerede adalet diye soruyorum. Evet. Ben çıkıp demiyorum ki ya bu kulüpte transfer komitesinin içinde iken transfer ettiği futbolcuya işletme devredip tamam. Beşiktaş'ın tra Beşiktaş'ın transfer komitesindeyken transfer ettiği futbolcuya işletme devredip Beşiktaş'tan aldığı parayla o işte, oraya, parasını transfere alan adamı, girersek ben açıklamıyorum ki niye kimseye yapalım. bir faydası yok. Transfere on, girersek bir program hayır daha ben başka bir şey söylüyorum. bunları açıklamanın kimseye faydası yok ki. Beşiktaş'ı aşağı indiriz. Ama tabii, açıklamak tabii, gerekirse tabii, açıklarım. Tabii. ben açıklarım. Ben de boş değilim. Hayır, 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 hayır. Yani. hayır, hayır. Hiçbir kulübün e, ta dibine kadar girmemiz bize yakışmaz. Bizim de çıkamazlar aslında, işin içinden. E, ben size o kadar söyleyeyim Şöyle arz edeyim. E, son cümlelerinizi alayım ve toparlayayım. Benim son cümlem algıya hiçbir şeye gerek yok bizim Beşiktaşlık duruşumuz en büyük özelliğimiz bizim mertliğimiz. Çıkalım Mertmen mertçe adam gibi delikanlı gibi hukuk çerçevesinde centilmence oturalım konuşalım ama o gün o mali genel kurulda siz bir daha o tezgah yani kendi adıma söyleyeyim beni getiremezsiniz. Ben o KPMG raporunu eğer minimum 15 gün yani adliyede bile bir bilirkişi raporunun dosyada değerlendirmeyi alınması için taraflara bir gönderilir. İnsanlar bir çalışır, cevap verir vesaire yap. Minimum 15-20 gün evvel KPMG raporunun bana gelmesi lazım ki o gün orada ben onu değerlendirebileyim. Ama orada o dakika o saniye biz KPMG raporunu açıklıyoruz. Şu şunu yapmış, bu bunu etmiş. Falanmış filanmış. Ha bir şey daha çok özür dilerim. KPMG kulağımı çınlatıyorlar. Buyurun efendim. Yani idare <laughs> etsinler. ben çok doluyum. <laughs> KPMG ne yapacak? Bir denetleme firması. Eşittaş'ın kliklerine girmeyecek. Mesela bir yerden bir yere para transferi olmuş. Ne kadar para transferi olmuş? 2 milyon TL. Eğer bu 2 milyon TL'nin faturası varsa, sözleşmesi varsa, KPMG sen bu faturayı niye yaptın, bu sözleşmeyi niye yaptın diye sormaz. Faturası var, sözleşmesi var. Bu usulüne uygun bir şey der ve geçer. Dolayısıyla KPMG raporunda ne çıkmasını bekliyorlar ki? Faturasız bir para transferi, bir şey, yani ancak, İnşallah siz bunu bir yönetim, yeni yönetimle, eski yönetim yan yana oturur karşılıklı bu işi centilmen e, şekilde çözersiniz. Zerre kadar abdestimizden şüphemiz yok. Benim zerre ne kadar abdestimden şüphem yok. Bakın işte buraya koydum. Otopark teşekkür de, ederiz. her şey de burada var. Tamam. Ee, çok teşekkür Görüşmeler. ediyoruz e, programımıza ben katıldığınız, Şeref verdiniz. Sağ olun.